Fransa'nın Paris'ten sonra Marsilya ile birlikte en büyük şehirlerinden olan Lyon'da açılan Confluence Müzesi, şehrin yeni sembolü olmaya aday. İki nehrin birleştiği yer anlamına gelen Confluence ismini alan müze, Son ve Rhone nehirlerinin buluştuğu noktada yer alıyor. 300 milyon euro maliyeti olan projenin tamamlanması ise 10 yılı buldu. Müze için isminin hakkını veriyor diyebiliriz. Yalnızca bulunduğu coğrafi konum için değil, felsefelerin de kesişme, buluşma noktası. Farklı bakışların da buluştuğu bir yer ve farklı disiplinleri içeren koleksiyonunda da bunu görebilirsiniz. Aralık ayından itibaren kabul edilmeye başlanan ziyaretçileri cam bir giriş karşılıyor. Buraya açılan salonlarla gezi alanı yaklaşık 5000 metrekare. Müze envanterinde 2 milyon ayrı sergilenecek madde bulunurken bunların aynı anda yalnızca 5000 kadarı görülebiliyor. Felsefi bazı sorularla yola çıktık. Fakat bunlar her toplumun ya da herhangi bir bireyin kendisine sorabileceği sorular. Canlıların kökeni, insanın dünyaya gelişi, evren içerisinde insanın yeri, toplumların oluşması ya da ölüm karşısında insan gibi. Her sergimizin temelinde bu ve benzeri sorular bulunuyor. L'homme face à la mort, ce sont des thèmes que l'on aborde sur chacune des expositions. Müzede en çok ilgi çekenlerden biri neredeyse tamamı bulunan bir mamut. Mamut 150 yıl kadar önce şu an sergilendiği noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunmuştu. Fosiller dünyadaki canlı yaşamına dair ipuçları sunarken çok sayıda ay taşı ya da meteorit gibi maddeler de bakışları ve hayalleri gökyüzüne çeviriyor. Müzelerde yalnızca gözlerimizi dikip bakmaya fakat objelere mesafeli durmaya alışkınız. Ancak burada yaklaşıp dokunmayı da teklif edebiliyorsunuz. Hatta bu meteorit gibi ilginç parçalara bile. Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz? Confluence Müzesi'nde bir kırmızı çizgiyi aştık. Ziyaretçilere sergilenen parçalara dokunma izni veriliyor. Çünkü bu müze ziyaretlerindeki hayallerden biridir. Mesela bu göktaşı 1988'de Fas'a düşmüştü ve 630 kilo ağırlığında. Müzede canlıların kökenine dair sorulara da geniş yer ayrılmış. Ziyaretçiler burada biyoçeşitlilik içerisinde kendi yerlerini de sorgulama fırsatı buluyor. İnsan çok zaman canlılardan bir canlı olduğunu unutuyor ve biz biraz bu anlayışın üzerine gitmek istedik. 5000 memeli türü içerisinde bir memeli. Burada 10.000 kuş türünden 200'ünü de görebiliyorsunuz. Eskimo'lardan İnkalara kadar birçok toplum müzede kendisine yer buluyor. Bir salonsa yaşama dair en büyük gerçek de diyebileceğimiz ölüme ayrılmış durumda. Bu çok fazla müzede kendisine yer bulan bir konu değil. Çağları aşan konu ve sorularla ilgileniyoruz. Ancak çok zaman koleksiyonları çağdaş bir not düşerek tamamlamayı da seviyoruz. Mesela burada çağımıza ait Lyonlu sanatçılardan Obanel'le bitiriyoruz. Unutma, öleceksin. Ici une vanité, un memento mori pour rappeler que souviens-toi, tu vas mourir. Devasa yapısı tartışma konusu olsa da Confluence Müzesi açılışıyla birlikte büyük ilgi gördü ve ilk 12 günde yaklaşık 65 bin ziyaretçi ağırladı. Müzenin sloganı sergilenen koleksiyonlar hakkında da fikir veriyor. İnsanı anlatmak.